Şimdi tatlın Ibiza tatlısı değil mi? Ibiza. Ne oldu? Ibiza'ya da mı gitmek istiyorsun? Ibiza'ya da gitmek istiyorum niye ama... yok artık? Yani şimdi bu masada değil, bu masada yani hiç yakışmış mı bu kadar basit bir tatlı? Gerçekten basit bir tatlı mı? Basit. Pardon, siz Ibiza'nın nasıl yapıldığını biliyor musunuz acaba? Evet. Bisküvileri siz mi yaptınız? Evet. Bisküvi... Hazır. Bisküvileri siz yaptınız. Bakın, Ibiza tatlısı dışarıda satın almaya kalktığınızda dolapta bir gün beklemesi gereken bir tatlıdır. İnternetten baktıysanız eğer minimum 3-4 saat dolapta durması gereken bir tatlıdır. Ben bunun reçetelerini değiştirip size tam yarım saate yapıp getirdim. Yapabilen varsa buyursun yapsın. Sizi de bekliyorum. Orijinal değil yani. Benim tatlım tabii ki de orijinal hanımefendi. Benim yarım saatte nasıl sığdırdın? Hep konuşuyoruz. Reçeteleriyle oynadığımı söylüyorum size i̇şte bakın. Değiştirdim dediğine göre orijinallikten çıktı o. Bakın 80 gram tereyağını ben 150 grama çıkarttığımda bu orijinalliğinden çıkmış mı oluyor? Yo, porsiyonunu büyütmüş oluyorsunuz. Evet. Allah Allah, o nasıl bir soru ya? Yani siz şu an bu masada 6 kişilik yemek yapıyorsunuz. Sizin yapamadığınız tarzı bu aşçısınız ya. 5 yıldır 5 yıldızlı otellerde çalışıyorsunuz ya. O zaman yani bunu da reçetesini buraya uydursaydınız. Yani. Zaten aynen. Uydurdum ki yarım saatte yapabildim. Uydurdum. Yarım saate indirgedim o süreyi hani, diyor. Tereyağını köyden mi getiriyorsun? 150 gram mı koymuşsun? Bu bizi ilgilendirmez. Ama içindeki serildi. Herhangi bir diyor orijinalitesini bozacak malzemeyi çıkarmış ya da eklemiş değilim diyor. De hiç misafirperver değil beyefendi. Hiç hoşlanmadım ben. Boş konuşuyorsun evet, ne demek yani? Evet. Ben buraya çok masaya kaba. Gelmişim. Sen 75 bin liralık ödül için yarışıyorsun. Gelmişsin bana rakip olarak yani boş konuşuyorsun. Boş konuşmadığımı cuma günü göreceksiniz. Alican Bey evet yani, büyük ödül size eminim çıkabilir. Eminim ki benim yapacağım yemekleri siz hiçbir 5 yıldızlı değil 7 yıldızlı otellerde de yememişsiniz. Alican Bey doğru hani büyük ödül size... Hani Dubai'ye gidip geliyorsunuz ya. Ben de bir konuşayım mı? Büyük ödül size çıkabilir yurt dışı çünkü... Dubai'den ibaret evet, değil bu çünkü arada. Çünkü bütün numaralar sizde ya. Büyük ödül size çıkarsa şaşırmam. Beklentimiz gittikçe... senin gününde gelsin ambulans. Yükseliyor. Asıl senin gününde gelsin. Efendim ambulans ben değil yani isterseniz şey yapalım yani. Helikopter bütün... ambulanslar tepemize dolaşsın, kapıda beklesin. Ah Murat olsaydı da burada bir... Bizim sağlıkçı arkadaşımız suni teneffüs yapmak için çok heveslendi de bir türlü yapamamıştı. Siz bana komple mi kurtulmuş? Hayır siz kurtulmak için... Tövbe yarabbim, anafilaktik şoka falan girmezsin değil mi? Korkutma bizi. Hayır, dört kolu yine buradan eve gideceğim. Tövbe Allah korusun, sağlıkçı var burada. Bırakın ben orada kaldım, yani gençlikse öleyim ama siz bana... Tövbe ya Allah'ım yarabbim, ne biçim ya? Siz suni sorunum. Ne dedi? Suni sorunum yapabilirim. Ne söyleyeyim? Suni sorunum. Dinleyin, bu ne ya? Ben kendime suni teneffüs yaptıracak birini aramıyorum tatlım. Sen kendini niye karıştırıyorsun? Sen benim kalemim bile değilsin, sen benim... yani hiçbir şekilde ayarım bile değilsin. Yani Ulvi Hanım sağdan bakıyordunuz, bugün de sağdan bakıyorsunuz. Canım hayırlısı benim, bu benim tercihim inşallah. Değil. Senle ikide bir biz çok iyi anlaşıyormuşuz gibi yan yanayız. O kadar yavaş ki. Bakın. Tabii tatlıyı bekleyeceğim. 5 dakika oldu. 5 dakikaya yapar. 5 dakikada bir de sunum da yaptım. 2 dakika tam yarısında servis ettim. Vallahi güzel gördün. Umutcan Bey, sosu kendiniz mi yaptınız? Hayır. Hazır değil mi? Evet, Jolie. Ya. Ben kendi sosumu ben kendim bir yapmıştım. Bir puan gitti. Umutcan Bey hazır mı kullandınız gerçekten? Tabii ben de süslerim böyle. Tatlıyı kendim yaptım. Hayır, sosları hazır kullandım. Tabii. Jolie evet ekstra kullandım. Bu alttaki jolie sunum. Evet, tamam. Çikolata sosu tamam. Sen yaptın. Hepsini kendim yaptım. Ha, bütün aşamalarını kendim sos yaptım. Sos başka bir şey. Burada tamam. Bu. Ya bu alttaki. En alttaki süs için sadece jöle görsel için alttaki. Tamam. Sen bu görsel zaten. Çikolata sosunu tamam, kendi sosun... yapmış. Heh, onu diyor. Ha, tamam ben tamam. De anladım yanlış anlaşıldı. Onun hayır, için hayır, Umut hayır. Sen de. Çikolata sosunu kendiniz yaptınız. Hepsini kendim yaptım. Hepsi dediniz zaten nedir bu Umutcan Bey? Yani Ibiza tatlısı bisküvilerle muzu sarıyorsunuz. Malaga gibi bir şey yani. Hani bunda ne bekliyorsunuz ki? Hani sosu ben yaptım, sosu ben yaptım. Nedir? Sos nedir efendim? Bana sosu anlatır mısınız? Şimdi tekrar söylüyorum ben size. İnternetten araştırdınız mı? Hayır, internetten araştırıp bakın. Araştırmadım. Lütfen bakın, şey başlayın şu an. O zaman sorduğunuz sorunun cevabını bekleyin lütfen. Sürekli internetten bahsediyorsunuz yani. Siz de bu yemekleri internetten araştırarak mı yaptınız? Hayır, araştırıp Google mu vardı yanınızda hayır, yemekleri yok. Yaparken? Şefim ne vardı? Vardı?
Yani çok enteresan. Buradan ona da selam olsun. Şefim vardı yanımda. Bugün yoktu ama değil mi? Evet yoktu. Ya yani muzlar güzelmiş belli bu arada. Tam o kısmı bizi ilgilendi. Belli şefimin olmadı. Biraz daha size sıkı bir eğitim vermeleri lazım bence. Muzlar için arkadaki... Mutfaklar zordur çünkü ben bilirim. Hı-hı. Böyle şefler tabii çok yüklenirler. Çok katı kuralları var. Mutfağın ayrı bir edebi adabı vardır. Ya. Siz onu çok alamamışsınız. Yani öyle mi? Olmamış. Edebi adabını alamadık derken... Bak yine meslekten yürümeye çalışıyorsunuz. Hayır ben meslekten yürümüyorum. Meslek adabı yok demek. Hayır hayır. Senin söylediğin biliyorsun değil mi? Ben meslek edebi yok, veya yok, adabı yok demek öğrenememiş biraz... demek istedim sadece. Hani ama alamamışsınız diyorsun. Hiç öğrenememiş ki. Şefinizden öğrenememiş. Bir saniye şimdi bir saniye. Bak ben başka bir şey söylüyorum. Senin demin tam olarak kurduğun cümle neydi? Mutfağın başka bir edebi adabı vardır. Evet. Sizlere şefiniz öğretsin, alamamışsınız demedin mi? Evet. Ben yanlış mı duydum? Yok yok şöyle demek istedim. Tamam edeb adab ne demek? Yani mutfakta başka bir kültür vardır ya hani daha böyle şefler serttir, o dediğin başka bir şey. Bir saniye şimdi o dediğin şeyle demin söylediğin şey lafı çarptırtma. Ne söylediğim çok hayır hayır diyorsun. Çarptırtmaya çalışmıyorum asla. Şimdi ama sen, o niyetle söyledim. Ama bir saniye o... Başka bir anlam içeriyor. Başka bir yere gidiyor. O zaman yani özür dilerim. Yok ben o niyetle söylemedim. Gerçi hani edepsizdir. Ama direkt bunu... Hayır. Şimdi meslek adabı, şey meslek edebi diye bir şey. Meslek ahlakıdır o. Meslek etiğidir. Sen bu arkadaşımıza böyle direkt ondan yoksunsun gibi telaffuz ettin. Dolayısıyla da Allah'tan yanlışından çabuk döndün. Yok valla gerçekten öyle demek istemedim ama. Samimi bir şekilde söylüyorum. Sadece ya, size öğretsinler meslek adabını, edebini. Çünkü tam olarak alamamışsınız, öğrenememişsiniz dedi. Evet. Ama o niyetle söylemedim. Yani Meryem Hanım... Bence televizyonda söylediğiniz cümlelere dikkat edin. Evet alalım yorumunu Ülviyeciğim. Şu ana kadar masadaki yediğim tek güzel ürün bu. Muhteşem olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Arancı'nın ne evet beğendiğinizi söylemiştiniz. Hayır. Evet, onu da beğendim. Evet, bak, ikisini, bak, hayır. İkisini de, evet, kusura bakma. Evet, evet. Sen beğendin mi Alican? Yani dediğim gibi Zuhal Hanım, muzları arka planda ekip arkadaşlar vesaire... Güzel seçmişsiniz muzları bu arada. Şöyle bir şey yapalım istiyorsanız, sarılmamış tepsi var, ben size 10 dakika vereyim, sarabiliyorsanız getirin bunu. İtal mı? Bugün benim günüm değil, siz tamam, benim günümde hayır göreceksiniz. Yani, siz hayır bu tatlının yapılışına kolay diyorsunuz ya, yani herhangi bir pastaneye gidip nasıl yapıldığını sorabilirsiniz. Ben tekrar reçetesini veriyorum size. Anlatabilir misiniz? Evet, çok güzel olur ya. Hemen söyleyeyim. Hangisinden başlayayım? Ya, sostan başlayabilirsiniz. Sosu nasıl yaptınız? Sosu nasıl yaptım? Hemen. Evet. Şeker, un, vanilya, evet, nişasta. Evet. Tencerede kaynattım. Tencereden aldıktan sonra sürülebilir çikolata ve bitter çikolata attım. Koyulaştırdım. Evet. Ondan sonra bisküviyi çektim. Buzdolabında 10 dakika minimum dinlendirdim. Evet. Çıkarttım. Sosu üzerine bisküviyi kaldırmadan Mika dediğimiz bir araç yardımıyla sürdüm. Tekrar 15 dakika dolapta dinlenmesi gerekiyor. Çok gerginsiniz şu an ama. Hayır anlatıyorum ben size. Gülerek mi anlatayım? Gerçi ciddi anlatmayı hayır, düşünüyorum. Hayır estağfurullah efendim. Gülerek anlatmayın tabii de. Bacağı çok, görmeniz lazım yani burada. Çok geriliyorsunuz ama. Hayır gerilmiyorum. Lütfen yani hani biz burada misafiriz. Yani ben şu an hani bu kadar gerilme gerek yok ben yani. Ben anlayabileceğiniz dilde anlatmaya çalışıyorum. Ben size dinliyorum. Anlaşılır, net ve düzgün bir şekilde anlatmaya teşekkür çalışıyorum. Teşekkür ederim. Bakın devam ediyorum. Buyurun devam efendim ediyorum. Buyurun dinliyorum sizi. 15 dakika daha kalıyor. Evet. Ondan sonra şantisini yapıyoruz. Bir 15 dakika daha dinlenmesi gerekiyor. Hı hı. Onları eşit bir şekilde kestikten şantiyi sonra şantiyi nasıl yaparak yaptım. Şantiyi? Evet. Şey mi? Toz şanti mi kullandınız? Başka yapılabilen bir şanti var mı? Ya bir var de sıvı şanti var. Evet sıvı şanti kullandım. Nasıl biliyormuşum evet, değil mi? Doğru. Yani başka şanti var mı dediniz ya toz başka şanti söyledim. Başka yapılabilen bir şanti var mı? Siz sıvı şanti kullandığınızı söylemediniz. Ben size toz şanti dedim. Peki, siz bana dediniz ki başka şanti var mı evet dediniz. Ben de size dedim ki sıvı şanti evet var. Siz yaptım de bana dediniz ki sıvı şanti kullandım. Devam ediyorum anlatmaya. Siz demek ki sıvı şantiyi bilmiyorsunuz herhalde. Yaptığım malzemeyi nasıl bilmem ya? Hayır. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Şimdi ben size söylüyorum diyorum ki toz şantide, toz şantiden mi şimdi yaptınız? Toz şantiye mi takıldın? Bunun tarifinden toz şantiye mi takıldın? Kendisi onu demedi mi? Toz şantiden evet çırptın dedi. Çırptın neden evet? Evet. Evet. Sıvı şantiyi çırpmadan koyulaştıramazsın. Ay bilmiyorum vallahi. Tamam ben yani söyleyeyim bakın. Sıvı şanti değil olayım. Devam ediyorum anlatmaya lütfen. Buyurun efendim. Tamam, devam başka şanti mi var dediniz siz devam bana? Devam ediyorum anlatmaya Alican buyurun, Bey. Dinliyorsunuz. Eğer devam edeceğim artık. Buyurun efendim. 15 dakika daha dinlendirdikten sonra eşit parçalara böldüm. Toplam 45 dakika dinlenmiş oldu dolapta bu arada. Eşit parçalara böldüm. Evet. Spatula yardımıyla eşit parçaları aldım. Başka yağlı bir şeyle çıkartamazsınız herhalde. Yağlı kağıdını evet, yani çıkartabilirim. Neyle çıkartırsınız? Malayla da çıkartabilirim. Tatlı çok basit Zuhal Hanım. Şimdi basit demek başka yani, bir şey. Olmamış hani, demek başka bir olmamış şey. Olmamış demiyorum ben zaten. Ama sen yani öyle bir yorum yapıyorsun ki harcıyorsun tatlıyı burada olmuş yani, tatlıyı. Yok efendim ben olmamış demiyorum. Sadece ne çok var kolay ve basit bisküvi...
etten yapılan bir tatlı yani. Bir gün beklemesi gereken bir tatlı değil. Ben 45 dakika indirgeyip buraya getiriyorum ve buna basit diyorlar. Biz de bunu daha evvel yaptılar. Mesela saramadı, dağıldı, evet, işte tutmadı. Bakın. Trikleri var bu tatlının da kendi için. Sana göre kolay olmuş tabii. Siz bilmezsiniz. Bu tatlının olayı buradaki çok kolay bir tatlı değil bu. Çok da sevilediğin kadar kolay bir tatlı değil bu. Sen nasıl buldun Yaşar abla? Şimdi şöyle bir şey Zuhal Hanımcığım. Umutcan Bey, krem şantiyi kendiniz yapabilirdiniz. Nasıl ben yapıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Kendim acaba? Yapıyorum ben. Evet, öyle krem şanti de tarifler var. Evet, kendim evet. de yapabiliyorum. Bisküvisini siz kendiniz de yapabilirdiniz. Tabii. Hamuru yoğurup doğru. Bisküvi evet. Doğru. Yani çok kolaya kaçılmış. Evet. Dün yani evet. sizden beklentim kolaya kaçılmış. Gerçekten. Evet. Senden şimdi, daha çetrefilli bir tatlı evet. bekliyorlar. Şimdi benim tatlımı da eğer ki kıyaslarsak gerçekten benim tatlım bunun yanında çok ağır bir tatlıydı. Evet, senin doğru. Çok meşakkatli, çok böyle işlevli bir pastaydı. Pankek arasına. Pankek? Rastgele sıkılmış. İspanya. Pankek değil. Asla. Kraması. Evet. Kendim yaptım. Benim beklentilerim peki, yüksekti. Peki olmamış mı tatlı? Çok kötü değil, çok da iyi değil. Yeşeriye Hanım, niye sizin tatlınızdan çok bir daha bir güzel. Neden iyi değil? Sizin tatlınızdan, işte pastanızdan çok daha güzel. Pastane usulü olmuş. Ben de diyorum ben ki çok beklentilerin doğru, kendisinden doğru. çok yüksek olduğu evet. için. Peki, evet, sen nasıl buldun Meryem? Ben beğendim ama biraz daha donabilirdi. Ama işte vakit ben, lazım ona. İşte, krem şantisi yok, biraz böyle şey kalmış. Bir gün bekliyor bu dolapta. Keşke riski, onun da riskini almasaydınız keşke. Meryem Hanım zaten çok beğendiyseniz ekmek bandırabilirsiniz yani. Aç kaldığım için yiyeceğim. Tamam işte ekmek bandırın. Yo ben beğendim tatlısını. Peki. Bence lezzetli. Güzel olmuş, eline sağlık diyoruz ve açık oylamaya geçiyoruz.